Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yeterince çalışıyorum fakat sanki yetmiyor. Sanki tüm çalışmalar boşa gidiyor. Başaramayacakmışım gibi geliyor. Bu durumu yaşayanlar var mı demiş Damla Deniz diye bir güzel insan. Hocam lütfen mezunlara da daha çok video gelsin demiş. Zamanı nasıl yönetmeli vesaire vesaire gibi. 1700 civarı beğeni almış o günlerde. Hatta belki şu an 2000'leri bile geçmiştir. Konumuz bu. En çok talep istenen video buydu. Bunu konuşacağız bugünkü motivasyon gününde. Diğer istenen şey de okul açıldıktan sonra hocam nasıl yöneteceğiz o süreci? İşte okul, dershane, kurs vesaire. Onlar alakalı videoda inşallah pazar günü Tonguç Kampüs YouTube kanalı sizlerle paylaşmış olacağız. Peki dönelim şu konumuza. Şimdi konu önemli. 4 tane kritik madde var kafamda. Bunları sizlerle paylaşacağım ama ne olur sonuna kadar izleyin video. Yani ilk üçünü bile yapıyorum deseniz ve 4. madde en kritiği. Çünkü kendinizi kandırıyorsanız eğer bu dediklerinizle alakalı tüm çalışmalar boşa gidebilir. Yıl sonunda hüsrana uğrayabiliriz. Ama diğer taraftan şu 4 maddeye dikkat ederseniz bu kaygıyı, bu korkuyu çok 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 aza indirgeyebiliriz. Kimse böyle size hani şunun sözünü veremez. Yani %100 bu korkudan kurtulacaksın, o hissiyat şöyle falan ya değil. Hepimizde o hissiyat olabilir, insanız ama çok çok da daha aza indirgeyebiliriz. Dilerseniz başlayalım. Şimdi birincisi, hocam ben çok fazla çalışıyorum ama çalışmıyormuş gibi hissediyorum. İlk kural ne biliyor musun? Çalıştığın şeyleri zihnine göster. Bak çok farklı bir çağda yaşıyoruz. Hani modern çağ diyorlar ya, kötü tarafını söyleyeyim. Her taraftan bildirimler yağıyor. Belki şu an sen bu bildirimi bir alışveriş merkezinde aldın. Etrafında reklam kuşakları var. Her markanın, her şeyin ama bir yandan da bu videoyu izlemeye çalışıyor. Hatta şu anda mesela otobüste izlerken camdan dışarı bakan arkadaş ya da şu an yorumları okuyan arkadaş, sana diyorum. Yani başka işlere de gidiyorsun ya. Bak böyle bir durumda odak noktamız zaten alt üst oldu. Ve sen bir de mesela Ağustos ayı geride kaldı diyelim. Ağustos ayı bitti. Soruyorsun mesela öğrenci, nasıl da Ağustos ayı? Yani hocam çalıştım işte. Yani idare eder. Hayır ya, daha böyle sayılarla konuşalım. 3 kitap mı bitti? 3 tane dergi mi bitti? İşte günde ortalama 100 soru mu çözdün? Günde ortalama 5 saatten 1 ay boyunca 150 saat mi çalıştın? Bak sayıları, rakamları, bitenleri, bitmeyenleri zihnimizin görmesi lazım. Peki bunun için kural ne? Bunların hepsini yazılı hale getirmeliyiz. 1,5 sene önce bir planlama defteri çıkardık. Biliyorsun gri planlama defteri. Allah'a şükür o günden bu yana çok güzel yol kat ettik. Türkiye'de bir ilki başarmıştık. İlk başta herkes bize gülüyordu. Biliyordum gülecekleri de. Hocam dediler, bu defter boş. Yani sen boş defteri mi bize sunuyorsun falan. Evet dedim, boş defter. Çünkü senin doldurmanı istiyorum. Zihnimiz artık her yapılanı görmek istiyor. Kendimden biliyorum ya. 2009 yılı gittim bir eğitim danışmanlık firmasına staj yapıyorum. Dediler ki bana ajanda kullan. Tamam dedim, kullanayım ama nasıl kullanacağım bilmiyorum da. O yıl koca ajandanın en fazla %20 %30'u falan dolu. Ya dedim eyvah, para israf oldu. Yani öğrenci mantığı, düz mantığı. Dedim para gitti. Ama yani şunu fark ettim, kimse bu konu beni eleştirmedi. Allah dedim herhalde iyi bir şey yap. Ertesi sene o ajandanın %50'ye yakını falan doldu. Ertesi sene daha da fazla. Şu an yıl 2019-2020'ye geçerken benim şu an 3 tane sabit ajandam var. Dördüncüsünü daha yeni sipariş ettim. Dördüncüyü de başka bir işim kullanacağım. Yani eskiden tek ajandada tüm işleri bir şekilde yönetmekti. Şimdi her iş için, ayrı bölümler için farklı ajandalar kullanıyorum. Neden? Çünkü zihnime bunların hepsini ayrı ayrı göstermem lazım. Çünkü tek bir yerde toplanınca bile kafalar alt üst oluyor. Bir öğrenci peki bunu nasıl yapar? Alır planlama defterini, teker 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 yazar. Günde hocam 20 soru çözdüm, bunu da mı yazayım? Yaz. 20 soru senin için çok vasat bir durumsa beynin bunu görsün. Zihnin desin ki yazıklar olsun sana desin. Yani bazen de bir kızsa bu ne desin ya? Haftada bir bakıyorsun toplamda işte günde 1 saatten 7 saat çalışmış toplam haftada. Bazen defter seninle konuşur, yazıklar olsun sana der ya. Bu nedir Allah aşkına der ya. Çünkü bizim zaten amacımız hep budur. Ne olur burada bir şekilde yaptığın her şeyi yazmanı istiyorum. Hatta bazen zihin şunu bile sorar. Ya sen böyle gidiyorsun ama diğer haftalarda ne olacak? Hani yetişecek mi sorusunu sorar bak. Yani bizim şu an eğer bu korkudan kurtulamazsak biz, ikinci korku da bizi biraz daha hani böyle alıp götürebilir. Bu durumda verimsiz çalışmalar da ortaya çıkabilir. Yani kural bir, ne olur yaptığın her şeyi planlı bir şekilde zihnine göster. Bir öğrencim vardı, hiç unutmuyorum. Böyle planları falan yapıyoruz. Geometride bir tane konu var. Benzerlik konusu kaç hafta o? Üçüncüyü yazdık, dördüncü yazdık. Öğrenci bunun farkında değil. Dedim ki ben de bazı şeyleri uygulayarak göstermeyi çok seviyorum. Dikkat ettin mi? Benzerlikten nasıl kaçıyorsun dedim ya. Hocam olur mu, aslında çalışıyorum falan filan. Sayfaları bir çevirdik geriye doğru. Tam 4 haftadır bir benzerlik bakıyoruz biz. Hala benzerlik konusunda. Yazılmasının faydası buradaydı işte. Bak dikkat ettin mi? 4 haftadır bizi oyalıyorsun. 5. hafta bu konu bitti bitti. Yoksa dedim eğer diğer konuya geçemezsek geometriden biz ne çıkaramayacağız ileride. Zihne bir şeyleri göstermek için böyle yazmanın inanılmaz derecede faydası var. Bu birincisi. Madde 2. Az çoktur. Bu yıllardır konuşulan bir felsefe. Bunun yanına bir şey katalım abi. Bizim ürettiğimiz bir şey değil. Bu yanına kattığımız şey biteni biriktir. Ben öğrencilere şunu çok fazla görüyorum. Bütüne odaklanıp bazen moral bozabilirler. Mesela bir AYT matematik kitabı ya da bir AYT edebiyat kitabı. Çünkü bakıyorsunuz çok konu var ve kalın kitaplar var piyasada. Tamam bunlar alınır, faydalı da kitaplar ama şimdi öyle bir şey ki mesela AYT matematikten başladınız diyelim ki sizlerle başlamışsınız ya da edebiyattan falan. İlerliyorsunuzdur ama kitabın daha en fazla belki %10'u bitti. Belki %5'i. Çünkü niye? Zor konular, çetin konular ve kitabın %90 bekliyor. Şimdi sizin her gün yüzleştiğiniz arkadaş bu kadar kalın. Her hafta belki sırtınıza taşıyorsunuz onu ama şu kadarı bitmiş. Şimdi az
o kadar az görünüyor ki. Kitapla kıyaslarsak ya. Ben burada bazen diyorum ki hayır, bunu yapmak yerine bu kadar moraliniz düştüyse bazen fasikül kullanın, dergi kullanın. Yani parçaya odaklanın, bütüne değil. Hatta bazen kestirdiğim bile oluyor. Diyorum kes orayı, başka bir şekilde kullan ya. Boş ver diyorum. Hani zımbalarsın köşeden. İlla fasikül dergi almak istemiyorsan da. Eğer seviyorsan tabii, bazen kitaba zarar vermek istemiyorum çünkü. Hani istediğini yap ama bir şekilde parçaya odaklanmamız lazım. Şimdi bunun faydasını bizler genelde hep plan yaparız. Ama dikkat ettiniz mi? Hep eksik olanlara odaklanırız. İşte bir haftalık plan yapılır. Hedefler konulur. Şu kadar konu bitecek ama şunlar 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 bitmedi. Hatta bazen hocanıza gidersin. Hocaya gösterirsiniz. Hocam buyurun işte. Şu eksik kalmış. Şu eksik kalmış. Bu eksik kalmış. Bitenler? Hiç mi biten bir şey yok? Olumlu tarafı biz görmeyiz. Bitenleri zihnimize göstermek zorundayız. Hatta bunun uygulamalı başka bir şeyini daha söyleyeyim size. Mesela problematiği hepiniz biliyorsunuz. Duydunuz çok da işte on binlerce öğrenci faydalandı bundan. Problematiğin haricinde biz iki tane daha kaynağa ben danışmanlık yaptım. Dedim ki bir ilk 12 konuyu çıkaralım ayrı. Bir de son 10 konuyu çıkaralım. Neden? Çünkü öğrencilerde şu var. Büyük bir kaynağı aldığında dikkat edin, şu an ikinci el kitapçılara gidin. Son 10 tane konu kısmı hep boştur böyle. Özellikle TM'ci tayfa, TS'ci tayfa, dilci tayfa hep boştur onlar. İlk böyle 10-12 konu doldur, problemlerle bir savaş verilmiştir. Son 10 konu her zaman çöpe gider. Ya yazık, günah değil mi bunlar? Dedim ki bunu ayrı ayrı yapalım. İlk 12 konu ya bir odaklansın öğrenci. Bitirsin burayı, sonra problemleri geçsin. Çünkü bu olmadan burası olmuyor. Bu olmadan şununla beraber diğeri olmuyor. Yani resmen parçalara odaklanarak ilerleme süreci. Tavsiye eder miyim? Sonuna kadar ederim. Hangi kaynaktan yapıyorsanız yapın. Ama ne olur bir şeyleri parçalayın ve biten şeyleri zihninize gösterin. Ama şunu da unutmayın. He. Ben bazen öğrencilere şunu çok yaparım. Biraz gıcık bir durum ama söyleyeyim. Siz de belki kendinize yapabilirsiniz bunu. Hocam der ki kitap bitti der mesela. İşte bu motivasyonla alakalı böyle güzel. O hocam kitap bitti falan. Getir derim bana bir ay sonra, iki ay sonra. Bir soru seçerim oradan. Şunu çözebilir misin bana derim, uzatırım. Öğrenci bazen çözemez. Hani bu kitap bitmişti? Mezun tayfanın bak özellikle Damla, hani mezun olduğu için bir kere daha bunu yapıyorum. Bence mezun yılındaki öğrencilerin en büyük iki hatası. Bir, zaman çok yanılgısı. İkincisi de geçen sene yapamadıklarını yine yapamayışları ve bununla uğraşmayışları. Biraz garip bir cümle oldu ama anladınız siz beni işte. Aynı hatayı yapan bir mezunda hiçbir sıralama değişimi dahi olmayabilir. Çok tehlikeli. O yüzden diyoruz ki ne olur orada sırf eksilere yüklen, bitenleri de bu şekilde biriktir ki bunu gözün sürekli görsün. Bu iki. Üçüncüsü, bunları yapıyorsun diyelim. Tamam, problem yok. Çalışıyorsun. İşte devam ediyorsun. Kitaplar bitiyor, fasiküller vesaire bir şeyler bitiyor. Ama hiç tahlile gitmiyorsun. Mesela ben geçen haftalardan Instagram'dan takip edenler bilirler beni. İşte bir kansızlık ve demirle alakalı bazı problemler yaşıyorum ara ara Allah'a şükür. Çünkü böyle aziyetimi de hatırlatıyor bana. Bu iyi oluyor. Mesela gittim işte bana 10 tane falan B12 iğnesi verdi doktor. Şimdi B12 iğneleri bitti. İşte böyle biraz et tüketime falan dikkat ettim. İşte malum kurban da araya girince falan. Neyse sonu geldi. Hastaneye gittim gideceğim ama eriniyorum şimdi, itiraf edeyim yani. O yoğunlukta ne kadar gideceğim falan ama çok yakın bir tarihte gideceğim. Birkaç akşam önce, gitmeden önce böyle dizlerim falan bir sızladı böyle akşam 7'ye 8'e doğru arka arkaya iki kez. Dedim herhalde benim değerleri hiç yükselmedi. Bak bir sıkıntı var. Ben bu sıkıntıyı yani nasıl çözerim? Gidip bir kere daha tahlil yaptırarak. Tahlil yaptırmaya gitmediğimi hayal edin. Hep bu şüphe içimde olacak. Bak belki de işler yolunda gidiyor. Belki başka bir şeyin sızısı ağrısı bu. İnanın ama tahlile bir gittim, benim bu 12 değerleri bir yükselmiş var ya. Hani siz netlerdeki yükselişten daha mutlu oldum yemin ediyorum. Hani daha da ama başka değerler içimde uğraşmam lazım. Şimdi o zaman soru şu. Tahliller yapılmazsa buradaki tehlike büyük. Hatta bazen şu da olur. Farklı doktorlara gittiğinizde söyledikleri farklı olduğu için bazen odaklanamazsınız yine. Burada tavsiyem şu. Son 3 ay kalasıya kadar. Son 3 ay kala çünkü çok farklı yayınlardan deneme çözmek çok mantıklı. Destekliyorum bunu. Ama oraya gelene kadar birçok öğrenci, öğrencilerin en az %80'ine şunu tavsiye ediyorum. Ne olur diyorum aynı yayının serisinden devam. Beşli mi? Üçlü mü? Yedili mi? Her kaçtıysa bu yayın. Ne olur diyorum buradaki yükselişe bakın. Çünkü birinde yüksek, birinde düşük, o zaman da çalışmıyormuşuz gibi hissetme ihtimalimiz çok yükseklere çıkıyor. En güzel ben mesela öğrencilerime alır almaz derim ki en başında bir deneme çözdürürüm. Her ay bundan bir tane çözdüreceğim sana derim ve her ay bununla alakalı yükselişine bakacağım. Ama hocam işte her ay aynı deneme sıkıntı olmaz mı? Hayır, git 3 farklı 5'li deneme al. Bir haftada mesela X yayını çöz. Sonraki hafta Y yayını. Sonraki hafta Z yayını çözdüm mesela birer tane. Sonraki ayın birinci haftası yine X yayının ikinci denemesini çöz. Bak onlar arasında yükselişe bak. İkinciler arasında yükselişe bak. Yani her yayını kendi içine değerlendir. Bu da senin yükselip yükselmediğine, yani çalışmaların iyi gidip gitmediğine dair çok güzel bir ışık tutacaktır. Ve geldik dördüncüsüne. Şimdi bu üç maddeyi anlattım ya. Benim hiç inanamadığım, yani hala çok garip gelen, tanımlayamadığım. Çünkü belki de o tarafta o kadar ehil değilim, bilmiyorum. Bir öğrenci kendini isterse çok rahat kandırabilir mi? Bir düşün. Müsün? Evet dediğini duyar gibiyim. Ben de belki zamanda yaptım ama bir dönem çok fazla görüşme yaptığım dönemlerde bazı öğrenciler beni vallahi böyle gözümün içine baka baka beni kandırmaya çalışırlardı ve kandırdıklarını zannederlerdi. Hatta bazen böyle açıkça yakaladığım olurdu o yalanları ama ben pek yüzüne vurmak istemezdim çünkü sıkıntılı bir şey. İlk üçünü yaptın diyelim. Denemelerde arkadan bakarak işaretlemeler daha iyi yapabilir. Evdeki rahatlığınla deneme çözerken saatini uzatabilirsin. Ya ben bu kitabı bitirdim ne var canım, hepsini tik ata ata ilerledim, cevaplarını öğrendim deyip kendini kandırabilirsin.
Yapma bunu, sakın yapma. Dördüncü madde biraz sert bir maddedir. Bunu söylemek zorundayım, kızma bana. Ne olur ama ne olur. Başka platformlarda, başka yerlerde bu kısımla yüzleşmeniz. Bir ay boyunca çalıştın, evde deneme çözdün, yüksek geldi, ooo alkışlıyoruz seni değil. Başka bir ortamda da bir deneme çöz. Başka bir zor yayına da çöz mesela. Bazen o acı tarafı da gör. Niye ÖSYM sınavı açıldıktan sonra, evet biz de kızıyoruz. Saatler farklı, günler farklı ve dedikleri saatte açıklamalar falan, orası doğru. Ama başka taraftan çok büyük bir kızgınlık var. Bazı öğrenciler yıl boyunca kendini çok iyi kandırabiliyor. Hocam çok çalıştım, karşılığı bu muydu? İyi de sen bu karşılığı hangi nette gözlemledin? Hangi denemelerde gözlemledin? Hangi yayınlarda buldun? Hangi X Türkiye genelinde denemeye girdiğinde şu anda böyle bir şey bekledin sen? O beklenti niye bu kadar yükseldi? Aslında bazılarımız kendini ciddi anlamda kandırabiliyor. Bak şu anda bana kızıp belki takipten çıkanlar bile olabilir ki canı sağ olsun, aklınızı helal edin derim ve vedalaşırım sizinle. Ama bunu söylemek zorundayım ben. Burada hem bu işin hayalci tarafını hem realist tarafını çok iyi dengede tutmak zorundayız. O yüzden dördüncü madde diyor ki kendine karşı çok dürüst ol. Mesela Damla'ya buradan teşekkür ediyorum. Hani iyi ki de böyle bir şey yazmışsın. Böyle bir konu bir anda gündemimize geldi. Damla ne olur şu dediklerimi yap. En az böyle 2-3 ay boyunca kendine bir süre var. Bu verimli çalışma mesela her pazar açılan o PK videoları ne olur ama ne olur izleyin. Planlama koşulu videolarında verimli çalışmaya çok önem vereceğiz bu sene. Onları izledikten sonra da bu çalışmaları düzenli hale getirin. İlerleyen aylarda bakın göreceksiniz netler yükseldikçe, denemeler yükseldikçe evet ya bu iş oluyor galibayı inşallah hissetmeye başlayacağız. Ama bu yükseliş için ne olur acele de etmeyin. 15 tatil sürecinde biz genelde bir yükseliş kampı planlarız. İlk yükseliş kampını yine inşallah orada yapacağız. Asıl netlerin ilk yükseliş böyle zirve yaptığı yer yani ilk böyle hani kendini fark ettiği yer inşallah orası olacaktır. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu videoyu beğendiyseniz faydalı olmuşsa zaten aşağıda yorumlarda bize bunu belli edebilirsiniz. Başka sıkıntıları mutlaka yazın. Biz de onlar için yeni videolarda karşınızda olalım. Görüşmek üzere. Güle güle.